Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. İkinci dersimize bakın, şu anda iki tane pencere açtım. Buna bakın, ben daha önce dolu yazalım. Buraya ben tamam diyelim. Örneğin merhaba desin. Burada dolu merhaba gönderdi. Bakın, gönderen kişi dolu merhaba dedi. Anlık uygulamamız. Yalnız bizim küçük bir problemimiz vardı. Bizim problemimiz neydi arkadaşlar? Dibilerin otomatikman aşağı kaydısın. Nasılsınız diyelim. Bakın, şu buradaki kişi ne olsun? Buradaki de istersen o desin bakalım Era. Burada arkadaşlar bunun ismi, bakın gönderen kişi de, gerçi bunun sayfamızı yenilediğimizde sohbetten Mehmet ismiyle katılsın. Buraya merhaba desin. Bakın Mehmet de merhaba dedi. Yalnız bizim, ben şurayı kapatayım arkadaşlar. Anlık uygulamayı göstermek için bunu yaptım. Şimdi biz önceki dersimizde bakın dibin otomatik aç, bu scroll bar'ın aşağı otomatikman kaymasını sağlamaktı. Şimdi sebep neydi? Aslında yaptığımız işlem doğruydu. jQuery çalışmadığı için maalesef arkadaşlar, gerçekten jQuery bazı noktalarda tavsiye etmiyorum. Yani çalışmadığını söyleyebilirim. Bakın burada scroll top arkadaşlar yerine biz nedense DOM elemanını tanıtmadı. Öyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi hangi div kayıyor arkadaşlar? Mesajlar divim içerinin kaymasını istiyorum. Onun stili neydi? Bakın onun stilinde myStil'di. Burada myStil'e geliyoruz. Neydi? Orfollow, pardon. Neydi arkadaşlar? Orfollow özelliğinde hangi scroll edeceğiz? Y ekseninde scroll edeceğiz. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Bakın şu anda herhangi bir şey yok. Bakın Mehmet diyelim arkadaşlar. Şu anda bir burada herhangi şu anda bir gözükmüyor arkadaşlar. Bir bakalım. Olur. Overflow. Evet, overflow. Y diyerek arkadaşlar buradan scroll edeceğiz. Şimdi bir de burada artık biz neydi? Get elements yapalım. jQuery bir türlü tanıtamadık. Burada document arkadaşlar neydi? Get element by id ile, burada element by id'imizin şey neydi? Mesajlar tv'ydi arkadaşlar. Bundan sonra neydi? Bunun aynısını biraz bekleyeceğiz, bilgisayarımız yavaş, ne yapalım? Bu şekilde yapabiliriz. Ve Alt P ile Web Store'ma Ctrl S yapalım. Bakın arkadaşlar, şimdi bir deneyelim. İsmi Mehmet olsun arkadaşlar. Bakın selam dedi. Rastgele selam gönderdi. Bakın arkadaşlar ne oldu? Div otomatikmen aşağı kaydı. Şimdi yeni bir sekme de isterseniz açalım bunu. Bunun ismi ne olsun? Alev olsun arkadaşlar. Bir kişi daha bağlandığını varsayalım. Bu da arkadaşlar neydi? Bu da 127 neydi? 80.80'den portundan bir bağlanalım. Burası da Ahmet olsun. Şimdi bakın Ahmet ile Alev anlık olarak birbiriyle nasıl chatleşecek onu görelim. Bakın burada merhaba diyelim. Bakın arkadaşlar, gönderen kişi Ahmet dedi. Ay yıkıcıklısın arkadaşlar. Bak. Bir kezbanımız ay yıkıcık dedi. Ay sen de mi çekelim diyeceğim. Sekin de çekelim. Böyle saçma bir şeyi gönderdi. Bakın. Şimdi üst üste mesaj göndersin arkadaşlar. Bakın üst üste mesaj gönderdiğinde, şimdi sayfamızı açalım arkadaşlar. Bakın otomatikmen div en alta gidiyor. Bakın en son mesajı görüntüle, bakın en son mesaj. Evet, en son mesajı böyle görüntüleyebiliriz. Bu ders buraya kadar arkadaşlar. İsterseniz buradan Socket ondan isterseniz şöyle yapabiliriz. Bir kullanıcının ismini de ekrana yazdırabiliriz. Bir soru daha var arkadaşlar. Kullanıcının çıkışı nasıl yakalayabiliriz? Kullanıcının çıkışında arkadaşlar buraya bakın neydi? Disconnect, connect'in içinde disconnect fonksiyonuyla artık
Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu fallback geri fonksiyonumuzla bu işi yapabiliriz. Bakın örnek şöyle bir şey yapabiliriz. Bu tabii ki arkadaşlar neydi? Bu fonksiyonumuzla biz ne yapabiliriz? Socket on disconnected arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Çıkışı yakalayabiliriz. İleride kısmet olursa bunu da anlatırız. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir önceki derste bu kısmı neden olmadığını ben de anlamadım. Çünkü genelde jQuery kullanmıyor. Bugün bunu kullandık. Bakın isim rastgele olsun. İsmin mesajı gönderiyorum arkadaşlar. Enterledik. Bakın hepsi bütün mesajlar geldi arkadaşlar. Bakın en son mesaj. Bakın hemen alta gidiyor. Merhaba dedik. Merhaba alta gitti. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar.